Herkese merhaba ben Beytullah. Bugün sizlerle birlikte Krallar Karması'nın ait denemelerinden olan PES yayınlarının AYT denemesinin matematik kısmının çözümlerini yapacağız. Hazırsanız birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda bize bir sayı tanımlanmış. Her x, y için x kare artı 3 y şeklinde yazılıyormuş bu sayı. Ve bir eşitlik vermiş. Eşitliği sağlayan iki basamak kaç farklı y, x sayısı vardır diyor. Önce eşitliği sayısal değer olarak yazalım. x kare artı 3 y eşittir. İkincisi y x olduğu için burada da y kare artı 3 x yazdım. Daha sonra y kareyi sol tarafa 3 y'yi sağ tarafa attım. Burada şunu belirtmekte fayda var. Hepsini sağ tarafa ya da hepsini sol tarafa atarak bir işlem yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. x kare eksi y kare eşittir 3 x eksi 3 y oldu. Sonra sol tarafı 2 kare farkına göre açıyorum x eksi y çarpı x artı y. Sağ tarafı da 3 parantezine alıyorum. 3 parantezinde x eksi y. Buraya geldiğimizde sadece şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada x eksi y'leri kesinlikle sadeleştirmiyoruz. Sadeleştirirsek kök kaybı olur ve sadece iki farklı x, y değeri buluruz. Ama zaten şıklarda görüyoruz 9, 10, 11, 12 ve 13 diye bizim şıklarımız. Dolayısıyla burada x eksi y'leri kesinlikle sadeleştirmiyoruz. Peki ne yapacağız? İlk başta demiştim ya hani hepsini sol tarafa ya da hepsini sağ tarafa atarak da başlayabilirsiniz diye. Buradaki amaç bir tarafta sıfır bırakmaktı ve burada da bunu yapacağız. 3 x eksi y'yi tamamen sol tarafa atıyorum. Sağ tarafta sadece sıfır bırakmak amacım. Şimdi x eksi y çarpı x artı y zaten vardı. Bir de eksi 3 x eksi y geldi. Eşittir sıfır oldu. Burada da İfadeyi bir daha x eksi y parantezine alıyorum. x eksi y parantezinde buradan x artı y geldi. Buradan da eksi 3 geldi. Eşittir 0 oldu. İşte buradan x ve y değerlerini artık kolaylıkla bulabiliriz. Ya x eksi y sıfır eşit olacak ya da x artı y eksi 3 ifadesi 0 olacak. x eksi y sıfır eşit olacaksa bizim birinci durumumuz x eksi y'nin 0 olması İkinci durumumuzda x artı y eksi 0 olacaksa şu x artı y'nin değerinin 3 olması gerekiyor. Yani ikinci denklemimi de x artı y eşittir 3 diye yazıyorum. Şimdi buradan x ve y değerlerini bulalım birlikte. x y 0 olacaksa x ve y 1 alır 2 alır 3 alır böyle 9'a kadar 9 9 diye devam eder. Yani burada biz 9 farklı x, y sayısı yazabiliriz. İkinci duruma baktım. x artı y eşittir 3 diyor. x1, y2 olabilir. x2, y1 olabilir. Burada 3'e 0'ı kesinlikle kullanmıyoruz. Çünkü y, x 2 basamaklı bir sayı olduğu için. Hani y'ye 0, x'e 3 veririz. Tamam toplamları 3 oluyor ama y, x sayısı 2 basamaklı bir sayı olmuyor. Dolayısıyla 3'e 0'ı kullanmıyoruz. Buradan da 2 farklı y x sayısı bulduk. 9 tane birinci durumdan 2 tane birinci durumdan toplam 11 farklı yx sayısı yazabiliriz. Cevap C şıkkı. İkinci soruya geldim. İkinci soruda bize bir AB sayısı vermiş. Bu iki basamaklı bir doğal sayımış. AB artı 1 bölü 3 doğal sayısı 4 ile tam bölünebilirken 5'e ve 7'ye tam bölünemiyormuş. Buna göre öncüller vermiş hangileri doğrudur diyor. Şimdi sorunun bize verdiği ilk bilgiden kullanmaya başlayalım. Bu sayı 4 ile tam bölünebiliyor. Yani bu sayı 4'ün katı. Burada içler dışlar yaptığımızda AB sayısı artı 1'in 4 kere 3'ten 12'nin katı olduğunu görüyoruz. Artı 1'i de karşıya attığımızda biz AB sayısını 12'nin katlarının bir eksiği şeklinde yazabiliriz. O zaman burada muhtemel AB sayılarımızı yazalım. Böyle AB eşittir diyeyim. 12'nin birinci katı 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Daha fazla gitmiyorum çünkü AB sayısı iki basamaklı. Şimdi bunlardan bir eksilterek ben AB sayısını bulacağım. 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83 ve 95. Bunlar AB sayısının muhtemel değerleri. Şimdi devam edelim. Bu sayı 5'e ve 7'ye tam bölünemiyormuş. Dikkat edelim 5'e ve 7'ye tam bölünemeyen sayı AB sayısı değil. AB artı 1 bölü 3 sayısı bölünemiyormuş. O zaman şimdi bulduğumuz AB'nin muhtemel değerlerinden 5'e ve 7'ye bölünenleri eleyelim. Çünkü bunlar bizim değerimiz olamıyor. Şimdi bunlar AB sayısıydı. 1 ekleyip 3'e böleceğiz. 5'e bölünüp bölünemediğine bakacağız. Şimdi AB artı 1 bölü 3 yazayım buraya da. Buradaki değerleri bulalım. 11'in bir fazlası 12. 3'e böldüm. 4 geldi. 23'ün bir fazlası 24. 3'e böldüm. 8 geldi. 35'in bir fazlası 36. 4'e böldüm. 3'e böldüm pardon 12 geldi. 47'nin bir fazlası 48, 3'e böldüm 16 geldi. Yani 4'er 4'er artarak devam ediyor burada. Burası 20 olacak. Burası 24. Burası 28. Ve burası da 32. Şimdi bu sayılardan 5'e ve 7'ye bölünenleri eleyelim. 20, 5'e bölündü elendi. 28, 5'e bölün 5'e bölündü elendi. Yani dolayısıyla 83 ve 59 değerlerini eledik burada. A'nın alabileceği değerler 11, 23, 35, 47, 71 ve 95. Şimdi bakalım. AB doğal sayısının alabileceği 4 farklı asal sayı değeri vardır diyor. 11 birinci, 23 ikinci, 47 üçüncü ve 71 dördüncü. Birinci öncül doğru. İkinci öncül AB doğal sayısının alabileceği asal olmayan değerlerin toplamı 130'dur. Asal olmayan değerler 35 ve 95 toplayalım. 95 ile 35'i topladım. Toplamı 130 geldi. İkinci öncül doğru. Üçüncü öncüle bakıyorum. A artı B toplamının alabileceği en büyük değer 11'dir diyor. A artı B toplamının alabileceği en büyük değer 95 sayısından gelir. Çünkü 95'i rakamları 9 ve 5'tir. Topladığımızda A artı B'nin en büyük değerinin 14 olduğunu görürüz. Üçüncü öncül yanlıştır. Cevap C şıkkı. Şimdi geçtim üçüncü soruya. X, Y ve Z gerçel sayıları için bize birkaç eşitlik vermiş. Z eksi Y farkı kaçtır diyor. Birinciye bakalım x çarpı y'yi x'in mutlak değerine bölüp 3 eklemiş sonuç 0 gelmiş. 3'ü karşıya atalım. x çarpı y bölü mutlak x eşittir. Eksi 3 olur. Şimdi mutlak x her türlü pozitif gelecek bir değerdir. Ama bizim cevabımız negatif gelmiş. Dolayısıyla buradan x eksi y çarpımının negatif olduğunu söyleyebiliriz. x eksi y negatifse şu ikisi eksi x çarpı y çarpı z sıfırdan büyük oluyormuş. Sıfırdan büyük gelmesi için z'nin de negatif olması lazım. Bulmaca gibi yani. Daha sonra z'yi eksi dedik. Geldik bu z'nin eksisini buraya yazdık. Şimdi y'yi negatif bir sayıya bölmüşüz. 5 çarpı mutlak y gelmiş. 5 çarpı mutlak y her türlü pozitif bir sayıdır. Dolayısıyla y'yi negatif bir sayıya böldüğümüzde cevap pozitif olmuş. O zaman y de negatiftir. Şimdi başa dönüyoruz. X çarpı Y negatifse X buradan kesinlikle pozitiftir. Önce işaretlerini bulduk. X pozitif, Y negatif. İşaretleri neden önce bulduk? Çünkü birinci öncülde X'i mutlak X'e bölmüş ama biz bu sadeleştirmeyi X'in pozitif mi negatif mi olduğunu bilmeden yapamayız. Çünkü pozitifse sadeleştirdiğimizde 1 gelir, negatifse sadeleştirdiğimizde eksi 1 gelir. Ama artık X'in pozitif olduğunu biliyoruz. Şimdi bunları sadeleştirdik. Buradan 1 kaldı. Y artı 3 sıfırmış. O zaman Y'yi buradan eksi 3 bulduk. Daha sonra burada sadece işaret veriyor ikinci öncülde. Oradan bir sayısal değer bulamayız. Üçüncüye bakalım. Y'yi Z'ye bölmüşüz. 5 çarpı mutlak ye gelmiş. Y gelmiş. Y'yi biz eksi 3 bulmuştuk. Eksi 3'ü Z'ye böldüm. 5 çarpı mutlak Y. Yani 5 çarpı 3'ten 15 gelmiş. Z ile 15'in yerini değiştiriyorum. Z de buradan eksi 3 bölü 15 ya da eksi 1 bölü 5 gelir. Soru bizden ne istiyor? Z eksi Y farkını istiyor. Z'miz eksi 1 bölü 5. Eksi Y de artı 3 olur. Topladığımız zaman 14 bölü 5 gelir. Cevabımız 5 şıkkı. Geldim dördüncü soruya. Dördüncü soru bir Ebobekok sorusu. A ile B pozitif tam sayılarmış. P ile Q da birbirinden farklı asal sayılarmış. Birkaç tane eşitlik vermiş. P çarpı Q kaçtır diye soruyor bize. Şimdi A çarpı B ile B çarpı Q'nun en büyük ortak böleni 4'müş. Tamam. Bir de A'nın P oranı B'nin Q oranına eşitmiş. Şimdi biz aslında bunu kullanacağız. Yani bizim sorumuzun kilidini açacak eşitlik bu. Oran bu daha doğrusu. Şimdi şunu büyüterek buraya yazalım. Kenarda inceleyelim. B bölü Q. Şimdi burada en büyük ortak bölenleri 4 ise ben A'ya 4 çarpı X, B'ye 4 çarpı Y diyebilirim. Ama buradan hani 4X bölü P eşittir 4Y bölü Q oluyor. Çok fazla bilinmeyen var. Bunun yerine ben şunu diyorum. Şimdi bu oranlar birbirine eşitse ben A yerine P çarpı K desem. Buradan P'ler sadeleştirildiğinde oran K gelir. O zaman B bölü Q'nun da K'ya eşit olması için B'nin de Q çarpı K şeklinde bir sayı olması lazım ki Q'lar sadeleşsin geriye yine K kalsın. Şimdi A ve B'yi ben P ve Q cinsinden yazdım. A artı B 40'mış. Yani P çarpı K artı Q çarpı K 40'mış. Bunları daha parantezine aldım. P artı Q geldi. Ve bu ifade de 40 eşitmiş. Şimdi burada P ve Q asal sayılar olduğu için yani bunların ortak çarpanın olması mümkün değil. Dolayısıyla bizim ortak çarpanlarımız neyden gelecek aslında? Q'dan gelecek. Yani şuradaki K sayısından gelecek. Özür diliyorum. İşte bu K sayısı da EBOB'a eşit. Yani 4'e eşitmiş. Dolayısıyla biz burada K yerine 4 yazıyoruz. Şimdi K yerine 4 yazdık. O zaman P artı Q 10 olması gerekiyormuş. Yani soru aslında şuna döndü. Toplamları 10 olan birbirinden farklı iki tane asal sayı nedir? Biri 3'tür. Diğeri de 7'dir. Soru zaten bize bunların çarpımını soruyor. 7 kere 3, 21. Cevap D şıkkı. Beşinci soru. Gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları verilmiş. Eşitsizliği sağlayan aralıklardan biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Önce şu eşitsizlikteki fonksiyonların grafiklerini bir çizelim. fx artı 2 diyor. Artı 2 içeri yazıldığı için ben fonksiyonu 2 birim sola kaydırıyorum. Dolayısıyla bu 4 noktası 2 noktasına geldi. 0 noktası eksi 2 noktasına, eksi 3 noktası da eksi 5 noktasına geldi. Grafiğimin şekli de değişmedi. Yeniden çizdim. Şimdi G'ye bakıyorum. Burada da G eksi X diyor. G eksi X'in grafiği sağdakileri. Sola soldakileri de sağa aynen yapıştırarak çizilir. Yani simetri alınır Y eksenine göre. Burada sağ tarafın simetrisini sola aldım. Burası 2 noktası oldu. Solun simetrisini de sağa aldım. Burası da eksi 3 noktası oldu. Şimdi şıklardaki aralıkları tek tek inceleyelim. A şıkkı için konuşalım. Eksi 8'e eksi 5 aralığı. Eksi 8 eksi 5 aralığında f'in grafiği pozitif değer alır. G'nin grafiği ise şurada görüldüğü üzere negatif değer alır. Artıyı eksiye böldüm. Cevap eksi geldi ama bize sıfırdan büyük. Yani pozitif olan yerler isteniyor. A değil. B için konuşalım. Eksi 6 eksi 5 aralığı f'de işaret pozitif bölü g'ye baktım. Burada işaret negatif. Artıyı eksiye böldüm. Eksi geldi. B de değil. C'ye bakıyorum. Eksi 3, eksi 2 aralığı. Eksi 3, eksi 2 aralığında f'in işareti negatiftir. Bölü. G'ye baktım. Eksi 3, eksi 2 aralığında pozitif değer alır. Eksiyi artıya böldüm. Cevap eksi geldi. de değil. D'ye bakıyorum şimdi. Eksi 2, 2 aralığı. F'de işaret pozitiftir. Bölü. G'de işaret pozitiftir. Artıya artıya böldüm. Cevap pozitif geldi. D şıkkı sağladı ama E'ye de bakmakta fayda var. 2-3 aralığına bakıyorum. F'in işareti negatif. Bölü G'nin işareti pozitif. Eksiyi artıya böldüm. Cevap eksi geldi. O zaman demek ki cevabımız D şıkkıymış. Şimdi 6. soruya geldik. 6. soruda bize özel tanımlı bir fonksiyon verilmiş. Buna göre F2 artı F8 ifadesinin eşiti kaçtır diyor. Şimdi burada yukarıda yapabileceğimiz en basit işlemle içler dışlar yapmak. Fx çarpı Fy eşittir f x çarpı y oluyor. En fazla bu kadar yazabiliyoruz. Daha fazlasını yazamıyoruz. Şimdi aşağıda bize f4 eşittir 25 çarpı f1 verilmiş. Şimdi burada sayıyı oluşturan çarpanlar önemli. Zaten yukarıdan da bunu görebiliyoruz. Ben f4'ü f4 çarpı 1 olarak yazsam eşittir. 25 çarpı F1 desem. Şimdi yukarıdaki ifadeye benzetmeye çalışalım. Parantezin içinde x çarpı y var. Parantezin içinde 4 çarpı 1 var. Çarpanlardan ikisini ayrı ayrı yazmış çarpmış buna eşit olmuş. Şimdi burada da f1 çarpı f4'e eşit olması gerekiyor bu ifadenin. Yani dolayısıyla biz buradan 25'i f4 olarak bulduk. f4 eşittir 25 dedim. Daha sonra F4'ü bir daha inceleyelim. Çünkü burada F8 var. Buradan bize 4 çarpı 2 gerekiyor. Zaten F2'yi bulunca ilk ifade direkt F2 yerine yazar toplarız. Şimdi F4 neyden oluşur? F4 eşittir. F2 çarpı F2 diyebilirim. Şu yukarıdaki kuralı kullanarak. Ben F4'ü 25 bulmuştum. 2 tane F2'nin çarpımı 25 ise F2'ler ve bir de pozitif tanımlı ve pozitif değer dediği için eksi 5 değil artı 5 olacak. Eğer yukarıda pozitif demeseydi tabii ki eksi 5 mi artı 5 mi bunu bilemeyecektik. Biz buradan f2'yi de 5 olarak bulduk. Onu da kenara yazıyorum. Şimdi f2 burada tamam. F8'i bulalım. F8 dediğim ifade f4 çarpı f2'dir. Burada verilen tanıma göre. F4'ü ben 25 bulmuştum. F2'yi de 5 bulmuştuk. Çarptığımızda f8 de 125 geldi. O zaman yerine yazıp toplayalım. f2 5'tir artı f8 de 25 çarp 5'ten 125'tir. Topladığımızda cevap 130 gelir. A şıkkı olur. Yedinci soru. M, N ve P sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi M'yi 3 ile 4 aralığından alıyormuşuz. Burada aralıklarla uğraşmak istemiyorsanız mesela direkt 3,5 diyebilirsiniz. Yaklaşık değer olarak bir şey verebilirsiniz. Çünkü bu bir sıralama sorusu size değer sormuyor. Mesela M'ye 3,5 diyelim. Daha sonra N'yi bulalım f bileşke g'den. Şimdi g'nin içine M'yi yazıyoruz önce. Yani g'nin içine 3,5 yazıyoruz. 3,5 noktası burasıdır. G'ye baktığımızda 1 ile 2 arasında bir değer aldı. Yani 1,5 alsın mesela. Buradan şimdi 1,5 geldi. Daha sonra bu 1,5'u F'in içine yazıyoruz. 1,5 burasıdır. F'in içine yazdım. Baktım F'de aldığı değere. 0 ile 1 arasında bir değer aldı. Yani N buradan mesela 0,5 gelsin. Daha sonra bulduğumuz N'yi G bileşkefinin F'in içine yazıp bu sefer de P sayısını bulacağız. P eşittir dedim. Şimdi f'in içine n'yi yazdım. Yani 0,5'i yazıyorum. 0,5 şurada bir yerdedir. F'in içine yazdığımızda yine 0 ile 1 aralığında 0,5 geldi. Daha sonra bu 0,5'i tekrar içeri yazıyorum. Yani yine bu noktaya geldim. 0,5 noktasına geldim. Şimdi g'deki karşılığına bakıyorum. G'deki karşılığı da 2 ile 3 arasında. Yani p de burada 2,5 geldi bize küçükten büyüğe sıralama isteniyor. En küçük ne'dir? Sonra P'dir, sonra M'dir. Cevap D şıkkı. 8. soru. P, Q ve R birer önerme olmak üzere bir önerme doğru bir önerme yanlış olarak verilmiş bize. P, Q, R önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi birinci önermemize bakalım. P ise Q ve R. Şimdi burada önerme doğruysa 1'e 1 olması gerekiyor doğruluk değerlerinin. Yani buradan R'yi kesin olarak 1 olarak olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi R'nin 1 olmadığı A ve E şıklarını eledim. Daha sonra P ise Q'ya baktım. Bunun da değeri 1'miş. Zaten ise'nin yanlış olduğu bir durum vardı. 1 ise 0 0'a denkti. Dolayısıyla P ve Q 1'e 0 olmamalı. Bakalım P ve Q'nun 1'e 0 olduğu şık var mı? D şıkkında bire 0. Onları da eledim. Başka da elenecek şık kalmadı. Zaten iki şıkkı indirgemiş olduk. Şimdi ikinci önermeye bakıyoruz. R'yi bil bulmuştuk. Bu önerme yanlışsa P ya da Q'nun 0. Yani yanlış olması gerekiyor. Şimdi P ya da Q nasıl yanlış gelir? Nasıl 0 gelebilir? P ve Q birbirine eşit olduğu zaman. Yani ikisi de ya 0 ya da 1 olduğu zaman buranın değeri 0 gelir. Şıklara baktığım zaman P ve Q'nun 0 olduğu B şıkkı var. C şıkkında P ve Q birbirinden farklı. O yüzden C değerlendi. Cevabımız B şıkkı. Geldik 9. soruya. Bize denklemi sağlayan x değerlerinin bulunması ile ilgili çözüm adımları verilmiş. Denklemin çözümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Adım adım inceleyelim. Birinci adıma baktım x kare eksi 6 x artı 9 eksi 2 yani buradaki artı 7'yi gelip artı 9 eksi 2 olarak yazmış bir sıkıntı yok. İkinci adıma baktım 2'yi karşıya atmış tamam. Üçüncü adımda x kare eksi 6 x artı 9'u x eksi 3'ün karesi olarak yazmış. Çarpanlarını ayıralım x'e x eksi 3 eksi 3 çapraz çarpıp topladığımda ortadaki eksi 6 x'i de veriyor. Burada bir sıkıntı yok karşıda zaten 2 vardı. Daha sonra her iki tarafında kare kökünü almış. Burada kare kök aldığı zaman derece çift olduğu için mutlak değer içinde dışarı çıkarmış. Burası doğru. 2 de zaten kök 2 olarak kare kökü alınır. Beşinci adımda da demiş ki x eksi 3 kök 2'ye eşit olacak ya da x eksi 3 eksi kök 2'ye eşit olacak. Yani bir artılısına bir eksilisini işaretlemiş. Burada da bir sıkıntı yok. O zaman x 3 artı kök 2 veya 3 eksi kök 2 olur demiş. Yani buradan eksi 3'ü ve Eksi 3'leri karşıya attığımız zaman zaten 3 artı kök 2. 3 eksi kök 2 gelir kökler. 6 adıncı adımda doğrudur. Dolayısıyla denklem doğru çözülmüştür. Cevap E şıkkı. Şimdi geldik 10. soruya. 10. sorusu bir polinom sorusu. İlk madde demiş ki 3. dereceden bir polinomdur. 3. dereceden bir polinom dediği zaman biz direkt nasıl yazarız bunu? ax küp artı bx kare artı cx artı d diye yazarız. Sabit terimi eksi 24'müş. Yani d eksi 24 tamam. Kökleri eksi 2, 1 ve 3'müş. İşte burada kökleri girdiği zaman artık şu formatta yazdığımız ifade bizim bir işimize yaramıyor. Bu polinomu şu şekilde yazmalıyız. Px polinomu bir kat sayısı olacak. A çarpı. Şimdi köklerinden biri x eksi 2 ise o zaman çarpanlarından biri x artı 2'dir çarpı köklerinden biri 1 ise çarpanlarından diğeri x eksi 1'dir. Ve diğer kökü de 3'müş o zaman çarpanlarının üçüncüsü de x eksi 3'tür. Şimdi polinomumuzu yazdık. Biz sabit teriminden buradaki a kat sayısını bulacağız. Sabit terim nasıl bulunur? P0'dan. P0 dediğim ifade a çarpı X yerine 0 yazdım. 2 geldi. Çarpı. X yerine 0 yazdım. Eksi 1 geldi. Çarpı. X yerine 0 yazdım. Eksi 3 geldi. E, P0 eksi 24 ise eksi 24 eşittir. A çarpı. Eksi 1 ile eksi 3 çarptım. Artı 3. 2 ile çarptım. 6 geldi. Dolayısıyla buradan A'yı eksi 4 bulduk biz. A'nın yerine de eksi 4'ü yazıyorum. Şimdi artık polinomumuzu bulduk. Bizden x kareli terimin katsayısı isteniyor. O zaman polinomumuzu yazacağız. Px eşittir. Eksi 4 çarpı. X artı 2. X eksi 1. Ve x eksi 3. Şimdi şu x artı 2, x eksi 1 ve x, x, x eksi 3'ü çarptım. Eksi 4 çarpı x küp eksi 2x kare Eksi 5x artı 6 geldi. Bizden x kareli terimin katsayısı isteniyordu. Eksi 4 ile buradaki eksi 2x kareyi çarpınca 8x kare gelir. Dolayısıyla da x kareli terimin katsayısı 8 olur. Cevap D şıkkıdır. Şimdi geldik 11. soruya. 11. sorusu bir küme sorusu. K'nin m'den farkı. 3'müş. M kümesi de L kümesinin bir alt kümesiymiş. Kaç farklı M kümesi vardır diyor. Şimdi M kümesini oluşturmaya başlayalım. K'nin M'den farklı 3 elemanı var ve M de L'nin alt kümesi. O zaman önce K ile L'yi bir karşılaştıralım. Şimdi burada ortak elemanlar var. C, D, E'ler ortak. K'nin L'den farkı da A ve B. Bunlar birbirinden farklı. Şimdi K'nin L'nin alt kümesi olan M'den farkı 3 ise eğer ortak elemanlardan M'de en fazla 2 tanesi bulunabilir. Yani şöyle mesela M'de C olacak D olacak. E peki 3. elemanlardan gelecek? O da şu FGH üçlüsünden gelecek. Mesela buradan F geldi. Böyle olunca ne oldu? C ile D ortak oldu K ve M'de. K'nin M'den farkı A, B ve E oldu. Yani M kümesi birincisi 3 elemanlı olursa şöyle 3 tane çizgi yazdım. İlk iki tanesi nereden gelecek demiştik? C, D, E'den gelecek. Yani C, D, E'den iki tanesi buraya gelecek. Biz bunu da 3'ün ikilisi dedim. Çarpı bu bir tane eleman nereden gelecek? F, G veya H olacak. Ona da 3'ün birlisi dedim. Buradan 9 tane oldu. Tabii M kümesi 2 elemanlı olamaz mı? Olabilir. Önce onu yazalım, unutmayalım. 2 elemanlı olduğu zaman nedir? 2 tane ortaklardan alırız. Yani CD'ler ortaktı. Şöyle 2 tane boşluğum olur. Buraya CD'den 2 tanesini yazarım. 3'ün ikilisinden. Buradan da 3 ihtimal gelir. 3 bulduk, 9 bulduk. Şimdi 4 elemanlıya bakalım. 4 elemanlı olduğu zaman şöyle rengi değiştirelim karıştırmasın. 1, 2, 3, 4 tane boşluğum var. 2 taneyi yine ortaklardan seçiyorum. C, D, E'den seçiyorum. Yani 3'ün ikilisi oluyor. Çarpı bu 2 taneyi de ortak olmayanlardan F, G, H'den seçiyorum. Seçimleri neden hep L'den yapıyorum bu arada? Çünkü M, L'nin alt kümesi. Buradan da 3'ün ikilisini seçtim. 3 üç kere 3'ten 9 tane de buradan geldi. Ve son olarak 5 elemanlı olabilir. Neden 6 elemanlı olamayacağını da açıklayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane çizdim. Şimdi 2 tanesi C, D, E'den gelecek dedik. 3'ün ikilisi çarpı. Burada 3 tane var ve zaten bizim buraya yazabileceğimiz F, G, H 3 tane elemanlı var. Buradan 3'ün üçlüsünden. Buradan da 5 elemanlı 3 çarpı 1'den. 3 tane ihtimal geliyor. 6 elemanlı neden olamıyor? Çünkü 6 elemanlı olduğu zaman bir boşluk daha olacak ve biz 2 tane ortak yazıp bu sefer 4 tane diğerlerinden yazmamız gerekecek ama bizim zaten ortak olmayan 3 tane elemanımız var. 4. bir elemanımız olmadığı için 6 elemanlı yazamıyoruz. Son durumda sayıları toplayalım. 2 elemanlı 3 tane demiştik. 3 elemanlı 9 tane dedik. 4 elemanlı 9 tane dedik ve 5 elemanlı da 3 tane dedik. Topladığım zaman 24 farklı M kümesi yazabilirim. Cevap E şıkkı. Şimdi geldim 12. soruya. 12. soruda dik koordinat sisteminde tepe noktası T olan bir F parabolü verilmiş ve tepe noktası K olan GX parabolü verilmiş. Buna göre TK kaç birimdir diyor. Bakalım. Şimdi önce F parabolünden başlıyorum. Burada T noktasını X koordinatındaki noktası yani apsisi eksi 1. O zaman ben burada R yerine eksi 1 yazıyorum. Çünkü bu denklem nasıl yazılır? Tepe noktası R'ye K olan bir parabolün denklemidir aslında bu. E biz X'ini biliyoruz eksi 1. Onu da yerine yazdım. F parabolü şu duruma geldi. X artı 1'in karesi artı k. Biz burada K'yı bilmiyoruz. Yani tepe noktasının ordinatını bilmiyoruz. Onu da zaten buradaki 0'a 9 noktasından bulacağız. Şimdi burası 0'a 9 noktası ve F parabolünün üstünde. O zaman ben F'de X yerine 0 yazdığımda cevabın 9 olması gerekiyor. Yani F 0 ki burası 9'dur. Eşittir. X yerine 0 yazdım. 0 artı 1'in karesi 1 olur. Artı K. K buradan 8 gelir. Yani aslında bizim buradaki tepe noktamız eksi 1'e 8 noktasıymış. Bunu bulduk. Şimdi k'yı bulalım. k'nın denklemi basitçe nedir? Köklerinden biri eksi 1, diğeri 3. O zaman gx'in denklemi x artı 1 çarpı x eksi 3. Tabii bir de kat sayısı var. O da a'dır. Sonra... Gx'de de burada da 0'a 3 noktası var. Biz zaten bu 0'a 3 noktasından şuradaki a kat sayısını bulacağız. G0 3'e eşitmiş. O zaman G0'ı yazalım. 0'ı 1 daha 1 çarpı 0 eksi 3 eksi 3 çarpı a eşittir 3 olması gerekiyormuş. O zaman a'yı da buradan eksi 1 bulduk. Yani bizim son durumda Gx'imiz Eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3 oldu. Şimdi tepe noktasını bulalım. Apsisi zaten köklerin tam ortasıdır. 3 eksi 1 daha. 2 i̇ki eder 2'yi de 2'ye böldüm. Apsisi 1. Yani tepe noktasını g1 olarak bulabiliriz. Şimdi g1 değerini bulalım. x yerine 1 yazdım. Eksi 1 çarpı 1 1 daha 2 1 eksi 3 de buradan eksi 2 geldi. Çarpınca 4 geldi. Yani buradaki k noktası da 1'e 4 noktasıymış. Şimdi iki tane noktayı biliyoruz ve bize arasındaki uzunluk soruluyor. Birinci noktamız eksi 1'e 8 noktası. ikinci noktamız da 1'e 4 noktası. Kök içine x'lerin farkıyla y'lerin farkının karesini yazıyorum. 8'den 4 çıktı. 4'ün karesi artı şöyle parantez açalım. Eksi 1'den 1 çıktı. Eksi 2'nin karesi. Bu da 2 kök 5'e eşittir. Dolayısıyla tk uzunluğu 2 kök 5 birimdir. Cevap c şıkkı. Şimdi soru. Aşağıda uzunluğu logaritma 20 birim olan sarı renkli bir çubuk ile uzunluğu logaritma A birim olan mavi renkli bir çubuk verilmiş. Sarı renk çubuk 2 eş parçaya, mavi renkli çubuksa 3 eş parçaya ayrılıyor. Son durumda elde edilen mavi renkli parçalardan biri sarı renkli parçaların 2 katıymış. Şimdi burayı 2'ye ayırdığı zaman logaritma 20 bölü 2 oldu parçaların her biri. Soru bize diyor ki mavi renkli parçalardan biri sarı renkli parçalardan birinin 2 katı uzunluğunda. O zaman mavilerden biri bunu 2 ile çarptığım zaman ikiler birbirini götürür. Her biri logaritma 21'in uzunluğunda olur. Bize logaritma A soruluyor. Burada istersek logaritma 20'yi 3 ile çarparız, istersek de 3 tane logaritma 20'yi toplarız, hiç fark etmez. 3 ile logaritma 20'yi çarpıyorum. Buradaki 3'ü 20'nin üstüne üst olarak yazabilirim. Yani bu aslında logaritma 20 üssü 3'tür. Bu da logaritma 8000 eder. Dolayısıyla buradaki A sayısı 8000'dir. Cevap C şıkkı. Geldim 14. soruya. Terimleri sıfırdan farklı bir AN aritmatik dizisinde ortak fark ilk terimin 1 bölü 3'üne eşitmiş. Buna göre A16 kaçtır diyor. Şimdi normalde bizim aritmatik dizideki Genel terim formülümüz neydi? a n eşittir. a 1 artı n eksi 1 çarpı d idi. Ama biz burada d yerine ne yazıyoruz? İlk terimin yani a 1'in 1 bölü 3'üne. O zaman a 1 bölü 3, bölü 3 yazdım d yerine de. Şimdi burayı düzenlediğimde a n yani genel terim e, a 1 çarpı n artı 2 bölü 3. 3 geldi. Artık genel terim bulduk. A4'ü, A7'yi, A10'u ve 16. terimi A16'yı bulabiliriz. Önce A10'u bulalım hatta en soldan başlayalım. Şimdi buraya 10 yazdığımda 10'u 2 ile topladım. 12 3'e böldüm. 4 geldi. Yani A10 4 tane A1'e eşittir. Şimdi eşittir yazdım. A4'ü bulalım. Buraya 4 yazdığım zaman 4 2 daha 6. 3'e böldüğüm zaman 2 geldi. Yani 2 tane A1'e eşittir. Çarpı a 7de de en yerine 7 yazdığım zaman 7 2 daha 9. 3'e böldüm 3 tane A1'e eşittir. Buradan A1'lerden bir tane sadeleşti. Son durumda 4 eşittir. 6 çarpı A1 oldu. Her iki tarafı 6'ya böldüğümde ben A1'i 2 bölü 3 olarak buldum. Şimdi bana A16 soruluyor. A16 dediğim ifade nedir? A1 çarpı. Burada n artı 2 de n yerine 16 yazıyorum. 18 bölü 3'tür. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 6. 6 çarpı A1'e eşitmiş 16. terim. A1 yerine de 2 bölü 3 yazıyorum. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. 2 kere 2'den 16. terimi 4 olarak bulurum. Cevabım A şıkkı. Şimdi geldim 15. soruya. Evin salonunda, evinin salonunda 2 adet özdeş koltuk ile aynı renkte olanların özdeş olduğu 8 tane koltuk yastığı bulunan Serap Hanım, bu yastıkları koltuklara aşağıdaki koşullara uygun olacak biçimde koyacaktır. Her koltuğa 4 tane yastık konulacak. Her bir koltukta bulunan tüm yastıklar farklı renklerde olacak. Büyük yastıkların ikisi yeşil, ikisi kırmızı renklerde. Koltuklardan her birinin en sağına ve en soluna bu yastıklar konulacaktır. Küçük yastıkların ikisi mavi, ikisi siyah renklidir. Yani aslında son durumda şöyle bir tablomuz var. Büyük yastıklarımız var. Küçük yastıklarımız var. Büyüklerimizin rengi kırmızı ve yeşil. Her birinden iki tane var. Küçüklerin de renkleri mavi ve sarı mıydı, siyah mıydı bakalım. Siyahmış. İkişer tane de bunlardan var. Şimdi bizim iki tane koltuğumuz var ya. İki tane koltuğu tek tek hesaplamaktansa koltukların biri için kaç farklı durum olduğunu bulup ikincisini de aynısını yazabiliriz. Atıyorum bu koltuk için en durum varsa cevap zaten bu koltuk için de en tane durum olacağı için direkt en kare olacak. O zaman bir tane koltuk üzerinden konuşmaya başlayalım. 4 tane yastık yerleştirilecek. 1 2 3 4 tane bölme hazırladım. Şimdi soru bana diyordu ki mavi ve siyah ortada olacak, kırmızı ve yeşil başlarda olacak. Yani ya burada kırmızı yeşil olacak ya burada yeşil kırmızı olacak. Mavi ve siyahlar da aynı şekilde ya MS şeklinde sıralanacak ya da SM şeklinde sıralanacak. Şimdi baştaki ve sondaki yastıklar için iki faktöriyelden iki farklı sıra var. Ortadakiler içinse yine iki faktöriyelden iki farklı sıra. Dolayısıyla da bir koltuk için toplam 4 farklı sıra var. Bunu şöyle de kontrol edebilirsiniz. Tek tek yazabilirsiniz isterseniz de. Önce kırmızı ve yeşil başta olacak demiştik mavi siyah böyle sıralanır ya da siyah mavi şeklinde sıralanır. Buradan iki durum geldi. Şimdi yeşille kırmızının yerini değiştirdik. Yine mavi siyah, siyah mavi şeklinde sıralandı. Buradan da iki durum geldi. Topladığınızda zaten dört durum olduğunu görebilirsiniz. Şimdi biz başta ne demiştik? Bir koltuk için kaç durum olduğunu bulduktan sonra direkt karesini alarak diğer yani toplam durum sayısını dolayısıyla da cevabı bulabiliriz demiştik. Bir koltuk için 4 durum var çarpı. E diğer koltuk için de 4 durum olacak. Çünkü kuralı birebir aynı. 4 kere 4'ten toplam 16 farklı görüntü oluşur. Cevap D şıkkı. 6. soru. Dikdörtgen biçimli bir kağıt aşağıdaki gibi 5 bölgeye ayrılmış. Buna göre boyama işlemi sonucunda 1, 2, 3 ve 4 numaralı bölgelerden ortak kenara sahip olanların aynı renkte olma olasılığı kaçtır diyor. Yani şu kenarın daha doğrusu 3 ve 4'ün ve 1 ve 2'nin aynı renge sahip olma olasılığını soruyor bize. Şimdi renklerimize bakalım. Orta bölge yeşil renge boyanmış soru bize vermiş. 1, 2, 3, 4 numaralı bölgeler kırmızı, siyah, mavi ve sarı renklerden bir tanesiyle boyanacaktır. Şimdi basitçe Bu... olasılık nedir? İstenen durum bölü tüm durumlar. Tüm durumlar nedir? Bize her bölge farklı bir renge boyanacak demediği için birinci bölge için 4 renk var. İkinci bölge için 4 renk var. Üçüncü bölge için 4 renk. Dördüncü bölge için de 4 renk var. Yani bizim paydamız tüm durumlarımız 4 çarpı 4 çarpı 4'tür. Şimdi istediğimiz durumu hesaplamaya geçelim. Burada 1 ve 2'yi ayrı ayrı 3 ve 4'ü ayrı ayrı inceleyeceğiz. Çünkü bunlar kendi arasında aynı renge sahip olmaları gerekiyor. Şimdi hiç fark etmez. İsterseniz birinciyi seçin, isterseniz ikinciyi seçin. Mesela birinciyi seçtik diyelim. Birinci kırmızı, mavi, siyah ee, ve sarı renklerden bir tanesini alacak. Yani birinci için dört durum var. Şimdi birinci siz bir renk verdiğiniz zaman aynı renge sahip olacağı için bu direkt ikinci için de geçerli. Yani mesela burası kırmızı oldu o zaman ikinci mecburen kırmızı olacak. Ya da birinci bölge mavi oldu ikinci bölge mecburen mavi olacak. O yüzden biz sadece birinci bölgenin kaç duruma sahip olduğunu bulursak aslında burasının toplam kaç duruma sahip olduğunu bulmuş oluruz. Burası toplam 4 duruma sahiptir. Şimdi 3 ve 4 ile de aynısını yapıyoruz. Mesela burada 4'ü seçelim. Burada kırmızı alır, mavi alır, siyah alır, sarı alır. Bu dört tane alır. Bu dört tane aldığı zaman üçüncü bölge sadece bir renk alabilir. O da dördüncü bölge hangi renk aldıysa odur. Dolayısıyla burası için de dört durum vardır. Yani bizim istediğimiz durumlarda dört çarpı dörttür. Burada şunu diyebilirsiniz. Şimdi biz birinciyi seçtik. Neden ikinciyi? Yani ikinciyi de seçebilirdik. Neden bunun yanına çarpı 2 faktöriyel gelmedi diye sorabilirsiniz. Çünkü Şöyle arkadaşlar. Şimdi siz burada kırmızıyı seçtiğiniz zaman burası da kırmızı olacak. Burası da kırmızı olacak. Yani KK -K olacak. İkinci durumda yerleri değişse yine fark etmez. Yine KK -K olacak. Yani aslında burada iki durum, iki farklı görüntü oluşmuyor. Bir farklı görüntü oluşuyor. Üst ve altın rengi aynı olduğu için. Mesela kırmızı mavi ya da Mavi kırmızı desek tamam o zaman üst ve altta ayrı ayrı iki görüntü oluşur. Ama burada aynı renklere sahip olacaklarından tek bir görüntü oluşur. Dolayısıyla da yanlarına iki faktöriyel yazmadık. Şimdi olasılığımızı hesaplayalım. Dörtlerin ikisi sadeleşti. Cevap 1 bölü 16 oldu. A şıkkı. Şimdi geldik 17. soruya. 17. soru bir limit sorusu. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Birinci ifadede F fonksiyonunda 3'e sağdan yaklaş diyor. F fonksiyonunda 3'e sağdan yaklaştım. 1 noktasına gittim. Artı. Gx'de de 6'ya soldan yaklaş diyor. 6 noktası burası. Soldan yaklaştığım zaman y değerim 4'e gitti. 1 artı 4'te cevabım 5 geldi. C şıkkı. 19. soru. Reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu var. İfadelerden hangileri? Pardon 18'e geçeceğiz önce. 18. soru. en bir gerçek sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu tanımlanmış. En eşittir a için fonksiyon yalnızca bir noktada sürekli değil. En eşittir b değeri için de fonksiyon bütün gerçel sayılarda süreklidir. Bize de diyor ki a ile b'yi bul daha sonra topla. Şimdi burada bizim kritik noktalarımız 1 ve 3. Bu ikisini ayrı ayrı değerlendireceğim. Şimdi ben diyorum ki önce x eşittir 1 noktasında bu fonksiyon sürekli olsun. En değerini ona göre ayarlayayım. Daha sonra 3 noktasında sürekli olursa ne yapacağım? Şimdi x eşittir 1 de sürekli olsun fonksiyonu. Şu an bunu amaçlıyorum. x eşittir 1 de sürekli olması için 1'in olduğu denklem bu. x yerine 1 yazdım. Eksi 3 artı 2'den burası eksi 1 geldi. Eşittir dedim. Çünkü kritik nokta olduğu için birin olduğu diğer denklemde de değerin eksi 1 olması gerekiyor. X yerine eksi 1 yazdım. Eksi 2n eksi 1 oldu. Yani bu ikisi birbirine eşit olmalıymış. Buradan eksi 1'ler gitti. n eşittir 0 geldi. Şimdi n yerine 0 yazdığım zaman neticede burada da bir n değeri var. 3 noktasında fonksiyon sürekli oluyor mu buna bakacağım. Çünkü 3 noktasında da sürekli oluyorsa e, i̇ki kritik nokta da sürekli oluyor. O zaman bütün gerçel sayılarda sürekli oluyor. Eğer 3 noktasında sürekli olmuyorsa sadece x eşittir 3 noktasında süreksiz olur. Çünkü artık 2 tane kritik nokta vardı. E, bir de sürekli oldu. Geriye sadece sürekli olmayan bir kritik nokta kaldı. Yani aslında bu n eşittir 0 değeri bize hem a'yı hem b'yi verebiliriz. Yani yalnızca ikisinden birini verebilir burada. Hangisini vereceğini bulacağız şimdi. Aynı yerine 0 yazdım. Burası 0 oldu. Şimdi 3 için inceliyorum. Burada x yerine bu sefer 3 yazdım. 3 kere 3 9. Bir de başında eksi var. Eksi 9. Yanında da artı 2 var. Eksi 7 eşittir. 3'ün geçtiği diğer denklemde burası. X yerine 3 yazdım. 3 eksi 0 3 etti. Karesini aldım 9. Başında eksi var. Eksi 9 artı 2'den eksi 7 oldu. Yani en eşittir 0 değeri için x eşittir 1 de sürekli oluyordu zaten. x eşittir 3 noktasında da sürekli oldu. O zaman biz burada n eşittir 0 aslında b değerini bulmuş olduk. Çünkü parçalı fonksiyon kritik noktalarda sürekli ise zaten diğerlerinde burada fonksiyonumuz tüm noktalarda sürekli oluyor. O zaman buradaki b değerimiz 0. Şimdi ikinci durum olan diğer kritik noktadan inceleyelim. x eşittir 3 için fonksiyon sürekli olsun. x eşittir 3 noktası için sürekli olacaksa şu iki denklemde x yerine 3 yazacağız. Şöyle yeşil alayım karışmasın. Daha sonra eşitleyeceğiz. Hatta silelim biraz. Kendimize yer açalım. Şimdi x yerine 3 yazdım burada. Eksi 3 ile 3'ü çarptım. Eksi 9 2 daha ekledim. Eksi 7 eşittir. Aşağıda x yerine 3 yazıyorum. Eksi 3 eksi n'nin karesi artı 2 oldu. Artı 2'yi karşı eksi 2 olarak attım. Eksi 9 eşittir. Eksi 3 eksi n'nin karesi oldu. Eksileri sadeleştirdim. Şimdi burada 9 eşittir 3 eksi n'nin karesi oldu. N buradan ya 0 olabilir ya da 6 olabilir. Çünkü eksi 3'ün karesi de 9 eder. Şimdi n 0 olamaz burada. Yani 0 olabilir. Biz aslında o 0'ı bulduk. n 0 olursa buradaki 0 a değeri olmaz. Çünkü a değerinde gördüğümüz gibi sadece bir noktada sürekli değildir diyor. E, x eşittir 3 noktasında sürekli olacaksa bir noktasında süreksiz olacak ki bu şartı sağlasın. Ama n yerine 0 yazdığımız zaman x eşittir 1'de de sürekli olduğundan Buradaki 0 değerini almıyoruz. A değeri için buradaki 6 değerini alıyoruz. Yani A'yı da 6 bulduk. Bize A artı B isteniyordu. 6 artı 0'dan cevabımız C şıkkı. 19. soru. Bize bir f fonksiyonu verilmiş ifadelerden hangileri doğrudur deniyor. Birinci öncül en eşittir 0 ise f'in türevi 0 eşittir diyor. En yerine 0 yazdığım zaman bir ifadenin 0. kuvveti her zaman 1'dir. Yani bu durumda fx eşittir 1 olur ve sabit sayının türevi 0'a eşittir. Dolayısıyla f türevi x de 0'a eşit olur. Birinci öncül doğru. İkinci öncüle bakıyorum. n yerine 1 yazdığımda birbirinden farklı 3 tane x değeri için f'in türevi yoktur diyor. n yerine 1 yazdığımız zaman mutlak değerin kuvveti tek oldu. Kuvvet tek olduğu için burada incelememiz lazım. Şimdi tabii şuraya belirtelim. n eşittir 1 için Burada f fonksiyonumuz mutlak değer içinde mutlak x artı 3 eksi 5 oldu. Şimdi burada önce en içteki mutlak değer yani şu x artı 3'ü 0 yapan değerde türev yoktur. Çünkü orası sivri nokta olur grafikte. Burası eksi 3 oldu bu noktada türev yok. Daha sonra tamamını inceliyorum. Bunu 0 yapan x değerlerinde türev yoktur diyeceğim. Yani mutlak x artı 3 eşittir 5 olursa. Çünkü burası 5 olduğu zaman 5 eksi 5'ten ifade 0 olur. Bu eşitliği sağlayan x değerlerinde türev yoktur. Buradan zaten 2 değer geldiğini görebiliyoruz ama dilerseniz değerleri de bulalım. x eşittir 2 değeri için ve x eşittir 8 değeri için de burada türev yoktur. Dolayısıyla eksi 3, 2 ve eksi 8, 3 noktada türev yoktur. n eşittir 1 olduğu zaman. İkinci öncül de doğrudur. Şimdi üçüncüle bak. Üçüncü öncüle baktım. N eşittir 2 ise f'in türevinde 2 sıfıra eşittir diyor. Bakalım. N yerine 2 yazacağım. Yazdığım zaman mutlak değerin karesini almış oldum. Karesini almış olduğum için şu en dıştaki mutlak değeri artık görmezden gelebiliriz. O zaman da f fonksiyonu şöyle mutlak x artı 3 eksi 5'in karesi oluyor. Şimdi burada x yerine 2 yazacağım için x yerine 2 yazdığım zaman burası pozitif geliyor. Dolayısıyla burayı mutlak değerden aynen çıkarabilirim. x artı 3 eksi 5'in karesini alıyorum ben. O zaman burası da şöyle mutlak değerden kurtuldum. Düzenledim. x eksi 2'nin karesi oldu benim f fonksiyonum. Tabii ki x yerine 2 yazacağım zaman. Şimdi buna göre türev alalım f türev x eşittir. Şuraya yazalım. 2 çarpı x eksi 2 içinin türevi de çarpı 1 gelir. E x yerine 2 yazdığım zaman da burası çarpı 0 gelir. Dolayısıyla türevinde 2'nin değeri 0'a eşittir. 3. öncülde de doğru. Cevap 1, 2 ve 3 e şıkkı. 21. soru. F'in 3'teki türevinin değeri kaçtır diyor. Şimdi bize bir f fonksiyonu verilmiş ve limit verilmiş. Bu limitin değeri 4'e eşitmiş. Limite baktığımda aslında burada f türev 2'yi görüyorum ben. Yani f'in 2'deki türevinin değeri 4'müş. O zaman f fonksiyonunun türevini alıyorum. f'in türev fonksiyonu 6x kare eksi m oldu. Burada x yerine 2 yazdığım zaman 4'e eşit olacakmış. x yerine 2 yazıyorum. 6 çarpı 4 eksi m eşittir 4 oldu. 24 eksi m eşittir 4. Eksi m'yi sağ tarafa 4'ü sol tarafa attım. m değeri buradan 20 geldi. Yani aslında benim türev fonksiyonu 6 x kare eksi 20 imiş. Şimdi burada da x yerine 3 yaz diyor bize. 3'ü yazdım. 6 çarpı 3'ün karesi 54 geldi. 54 eksi 20'den cevabımız 34 c şıkkı. 21. soru. G'nin türevinde 3'ün değeri kaçtır diyor. Bize g fonksiyonunu vermiş. Bu fonksiyonun türevini alalım. g'nin türevi eşittir. 2 çarpı f türev x eksi 3 artı 2 çarpı f x eksi 1 çarpı içinin türevi. Yani f türev x eksi 1. x yerine 3 yazmamı istiyor soru. g'nin türevinde x yerine 3 yazdım. 2 çarpı F türev 3'ten 3 çıktı. 0 artı 2 çarpı F e, gerçi evet. x yerine 3 yazdık. 2 geldi buradan. 2 çarpı F2 çarpı F'in 2'deki türevi. Şimdi değerleri bulalım. F türev 0. 0 noktasından geçen teğetin eğimi. Burası 1 noktası ise buranın uzunluğu da 1 bir birim. 1 bir bölü 1'den 1. Bir. Sağ yatık olduğu için de artı 1 aldık. Burası 1 geldi. 2 çarpı 1'den burası 2. Artı 2 çarpı f2 değerini bulmamız gerekiyor. Doğrunun eğiminin 1 olduğunu bildiğimiz için rahatlıkla bulabiliriz. Buranın tamamı 3 birim. Eğim 1 biri olduğu için dikey uzunluk da 3 birim olmalı. O yüzden burası da 3 birimdir. Yani şurada y'ye karşılık gelen noktada 3 noktasıdır. F2'nin değerini 3 olarak bulduk. Çarpı 2'deki türev D doğrusu bu noktada da teğet olduğu için eğimi 1'di. 2 çarpı 3 çarpı 1'den 6 geldi. 2 artı 6'dan da G fonksiyonunda 3 noktasındaki türe 8 bulunur. Cevap B şıkkı. 22. soru. Gerçek sayılarda sürekli olan bir F fonksiyonunun birinci türevinin grafiği verilmiş. Burada dikkat etmemiz gereken şey bu fonksiyonun grafiği f'in birinci türevi, f'in kendisi değil. Öncüllerden hangileri doğrudur diyor. Birinciye bakalım. F fonksiyonunun iki farklı x gerçek sayısı için türevi yoktur. Şimdi bu grafik f fonksiyonuna ait olsaydı direkt sivri noktalarda türev yoktur deyip x eşittir 1 ve 0 absesli noktalarda bir türev yok diyecektik. Ama bu f'in birinci türevinin grafiği olduğu için burada sadece bir noktasında türev yoktur. Yani 2 değil bir farklı x gerçek sayısı için türev yoktur diyoruz. Birinci öncül yanlış. İkinci öncül f fonksiyonu eksi 5 sonsuz aralığında artandır diyor. Fonksiyonun türevinin grafiğinden artanlı azalandığı nasıl anlıyorduk? Tabii ki aldığı değerlere bakarak. Yani burada pozitif değer aldığı için buralar artan oluyordu. Negatif değer aldığı için buralarsa azalan oluyordu. Eksi 5 sonsuz aralığında birinci türevin grafiği hep pozitif değer almış. Dolayısıyla artandır. İkinci öncül de doğru. Üçüncü öncüle baktım. F fonksiyonunun yalnızca bir adet yerel ekstremum noktası vardır diyordu. Ekstremum noktasını nasıl buluyorduk? Biz artıdan eksi ya da eksiden artıya geçiş olan yerler bizim için ekstremum noktaları oluyordu. Türevinin grafiğine baktığımda da sadece eksi 5 noktasında eksiden artıya doğru bir geçiş var. Dolayısıyla tek ekstremum nokta burasıdır. Başka yerde bir geçiş göremiyoruz. Üçüncü öncül doğru. Cevap 2 ve 3 E şıkkı. 23. soru. Gerçel sayılar üzerinde tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonu için eşitlikler verilmiş. Bize verilen integralin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi birinci ifademizi şöyle yakınlaşalım biraz daha. İntegralden kurtaralım. f kare x bölü 2 oldu. Sınırlarımız da 6 ve 1. Dolayısıyla bunu biz f kare 6 bölü 2 eksi f kare 1 bölü 2 olarak yazabiliriz. Hatta 18'e eşitmiş. Paydaları eşitlediğimiz zaman da f kare 6 eksi f kare 1 eşittir 36 gelir. Şimdi ikinci integralime bakıyorum. Önce integralden kurtalım ifadeyi. f kare 3x bölü 2 çarpı içerisi 3x olduğu için buradan da 3 geldi. Sınırlarım da 2 ve 1. Şimdi burada da f kare x yerine 2 yazdığım zaman 3 kere 2'den 6 bölü 6 oldu. Eksi f kare x yerine 1 yazdığım zaman 3 çarpı 1'den 3 bölü 6 oldu. Eşittir 6 dedim. Payda eşitlediğim zaman da buradan f kare 6 eksi f kare 3 eşittir 6 kere 6'dan 36 oldu. Şimdi baktığımızda iki tane ifadenin de değeri 36'ya eşit. Dolayısıyla bu ifadeler birbirine eşit diyebiliriz. F kare 6 eksi F kare 1 eşittir. F kare 6 eksi F kare 3 dedim. Yani birinci ifadeyi ikinci ifadeye eşitledim. Buradan F kare 6'lar birbirini götürdü. Bu eksiler de birbirini götürdü. F kare 1 eşittir. F kare 3 geldi. Şimdi soru bize ne vermiş? Bu ifadeyi kurtaralım integralden. F kare x bölü 2 olarak yazılır. Sınırlarımız da 1'e 3. O zaman f kare 3 bölü 2 eksi f kare 1 bölü 2 nedir diye soruyor bize. E bu ikisi birbirine eşit olursa ikisini birbirinden çıkardığımız zaman şurası pay kısmı 0 gelir. 0 bölü 2'den cevabımız 0 olur. A şıkkı. 24. soru. Gerçek sayılar kümesinin sürekli ve R fark 4 kümesinde türevlenebilir f fonksiyonunun türevi olan f türev fonksiyonunun grafiği aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilmiştir. F1'in değeri 5'miş. F artı fb ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi burada ilk olarak B noktasını bulalım. Neden B noktasını seçtim? Çünkü B noktasında gördüğünüz gibi türev yok. Bu türevinin grafiği olduğu için burada içi boş, burada türev yokmuş. Şimdi tanım kümesine baktığımda tüm reel sayılarda türevlenebiliyor ama bir tek 4 de türevlenemiyor. Dolayısıyla buradaki B sayısı 4'tür. Bunu bulmuş olduk. Şimdi A'yı da eğimden bulabiliriz şu üçgenden eğime baktığımız zaman burası 2 birim, burası 1 bir birim. Dolayısıyla eğim burada 2. Bunu görebiliyoruz. O zaman burada yatay uzunluk 3 birim. Eğimin 2 olması için ise dikey uzunluğu 6 birim olması gerekiyor. Dolayısıyla da A da 6'dır. Yani soru bize F6 artı B4 bulmuştuk. F4 değeri nedir diye soruyor. Şimdi burada bize türevinin grafiği verilmiş. Fonksiyonun kendindeki değerleri isteniyor. Nasıl bulacağız bunu? Fizikten de az çok hatırlayacağımız üzere alandan gideceğiz. Yani F4'ün alanı, şimdi burası bir noktası olduğu için F1'in üstüne buradaki alan eklenerek bulunur. Buradaki alan da 6 kere 3, 18, 2'ye böldüm 9. Yani F1 artı 9 eşittir F4 olacak. F1 bize 5 olarak verilmişti. 5, 9 daha F4'ün alanını biz daha doğrusu F4'ün değerini 14 olarak bulduk. Artı dedim. Şimdi F6 isteniyor. 6 noktası burada. O zaman F1'in üstüne şu alanın tamamı eklenecek. Şimdi buradaki dikdörtgenin alanını bulalım. Şu kırmızı ile çizdiğim dikdörtgen. Çünkü üçgenin alanını 9 olarak bulduk. Yatay uzunluk 2 birim, dikey uzunluk 6 birim. O zaman buranın alanı da 12 gelir. E burası da zaten 9'du. 12, 9 daha 21. F5, F1'in üstüne 21 eklediğim zaman da F6'yı buluyorum. F1'in değeri de zaten 5'te. 5 artı 21. F6'yı da buradan 26 olarak buldum. 26 ile 14 topladığımda cevabım 40 gelir. E şıkkı. 25. soru. Gerçek sayılar kümesinde türevlenebilir f ve g fonksiyonlarının türevinin grafikleri bize verilmiş. A ve B bölgelerinin alanları sırasıyla 2 ve 5'miş. A 2 birim kare, B de 5 birim kare. G 2 kaçtır diye soruyor. Şimdi şu G'nin türevinin grafiği ve altındaki alan 7. Altındaki alandan yararlanmak için integrali başvuruyorum. 2 ile 5 arasında G'nin türevinin G'nin türevi ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı dx eşittir. 2 artı 5'te 7 birim. Şimdi f için de yazacak olursam yine 2 ile 5 arasında bu sefer f'in grafiğini aldım. x ekseni ile arasında kalan bölgenin alanı gördüğümüz gibi 5 birim. Şimdi bu iki ifadeyi de integralden kurtaralım. Önce g'leri kurtarıyorum. Şimdi türev var, integral var. Bir de belirli integral olduğu için yani sabit sayılar da e, birbirini götürecek. Dolayısıyla ben buradan direkt g5 eksi g2 eşittir 7 diyebilirim. Yani normal şartlarda dışarı çıkarırken burası gx artı c olacaktı. Ama çıkarma işlemi olduğu için sabitler de birbirini götürecek. Direkt g5 eksi g2 eşittir 7 dedim. Şimdi ikinciden de yani şu f'liden de f5 eksi f2 eşittir. 5 geldi. Bir de burada bize f5 artı g5 eşittir. 13 verilmiş. Şimdi buradan değerleri bulalım. Öncelikle bize f2 1 olarak verilmiş. Nerede f2? Burada. F2 yerine 1 yazdığım zaman f5 6 gelir. Çünkü farkları 5'miş. F5 6 ise F5'i burada yerine yazıyorum. 6 ile G5'i toplamışım. Cevap 13 gelmiş. O zaman g 5 de 7 olur. Daha sonra g 5i de son olarak geldim. Burada yerine yazdım. 7'den G2'yi çıkarmışım. Cevap 7 gelmiş. O zaman G2 değeri buradan 0 olarak bulunur. Soru da bize zaten onu soruyordu. Cevabımız C şıkkı. 26. soru. Bir koordinat düzleminde y eşittir fx, y eşittir gx ve hx eşittir 7 eksi x fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre fx eksi gx integralinin tabi ki sınırları da var 6 y 2 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi şu ifadeleri integralden kurtulalım. g kare x bölü 2 olarak dışarı çıkar bu sınırlarımızda. 2 ve 6. Dolayısıyla düzenlediğimde direkt düzenlenmiş halini yazayım. Ee, G'nin karesinde 6 eksi G'nin karesinde 2 bölü 2 olur bu. Değeri de 5'miş. Buradan bunu bulduk. Daha sonra bu ifadeyi de aynı şekilde yazıyorum. Sınırlarım yine 6 ve 2 tabii ki. O zaman f kare 6 eksi h kare 2 bölü 2 eksi. Şimdi h x için aynı integrali yazacağım. h kare 6 eksi h kare 2 bölü 2 oldu. Bu da 8'e eşitmiş. Şimdi burada ben h'ın denklemini biliyorum. 7 eksi x olarak. Şuraya yazalım. h x eşittir 7 eksi x oldu. Şimdi önce x yerine 6 yazıp karesini aldım. 7'den 6 çıktı. 1 karesini aldım. 1 eksi. Daha sonra 2 yazdım karesini aldım. 7'den 2 çıktı. 5 karesini aldım. 25. 1'den 25 çıktı. Eksi 24. Eksi 24'ü 2'ye böldüm. Buradan eksi 12 geldi. Eksi 12'yi karşıya attığım zaman şu ifade Buraya artı 12 olarak geçeceğinden ee, Buradan 20 geldi. 8 ile 12'yi topladım. 20 oldu. Şimdi sorunun bana verdiği integrale bakıyorum. Şöyle. Bu integrali de yine aynı şekilde açıyorum. Yani baştan beri şunu uyguluyorum. Hani integral 2'ye 6 var mesela. F fonksiyonunu vermiş. Dx var. Biz bunu nasıl açıyorduk? F kare x bölü. 2 olarak açıp daha sonra sınırlara göre yazıyorduk. Yani bu soruda bir tık hızlı çözmüş oldum o anlamda. Çünkü daha önceki sorularda da yaptık aynı işlemi. Şimdi burada da ne yapıyoruz? F kare 6 eksi F kare 2 bölü 2 eksi G kare 6 eksi G'nin karesinde 2 bölü 2. Soru bizden bunu istiyor. Şimdi biz buranın değerini bulduk. Şurada gördüğümüz gibi 20 olarak. Eksi. E bu ifadenin değerini de en başta bulmuştuk. 5 olarak burada görüyoruz. 20'den 5 çıkardım. O zaman integralimin değeri 15 oldu. Cevap B şık. 27. soru. Sayıların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bize bir x açısı verilmiş. Pi bölü 4 yani 45 derece ile pi bölü 2 90 derece arasındaymış. Sinüs x eksi pi bölü 4 var. Tanjant x var ve kosinüs x artı pi bölü 4 var. Burada önce şunu yapalım. Tanjant x. x açısı 45 derece ile 90 derece arasında. Bu bizim için önemli. Neden? Çünkü tanjant 45 derece değeri 1'e eşittir. Ve 0 ile 90 derece arasında değer büyüdükçe tanjant da büyür. Dolayısıyla benim açım 45 dereceden büyük olduğu için buradaki değer de birden büyüktür. E, A ve C kosinüs, sinüs ve kosinüs birden hiçbir türlü büyük olamaz. O zaman sıralama yaptığımız zaman bir kere en büyük açımız B açısı olacak. En sağa yazdım B'yi. Daha sonra sinüs ve kosinüse bakıyorum. Şimdi burada da işaretten gidelim. Sinüs 45 derece ile 90 derece arasında bir x açısı var. Bundan 45 dereceyi çıkarıyorum. O zaman ne oldu? Sıfırla... 45 derece arasında bir açı oldu. Yani burası birinci bölgede pozitif değerli bir değer oldu. C'ye bakıyorum şimdi. 45 derece ile 90 derece arasında bir x açım var ve üzerine 45 derece eklemişim. O zaman bu açının değeri parantezin içindeki açının değeri 90 dereceden daha büyük olur. Dolayısıyla ikinci bölgeye geçmiş olur. E ikinci bölgede kosinüsün işareti negatiftir. O zaman sadece işaretlerine bakarak bile kosinüsün sinüsten her türlü küçük olduğunu söyleyebiliriz. O zaman C küçüktür A yazdım. Sıralamamızda C küçüktür A küçüktür B oldu. C şıkkı cevabımız. 28. soru tanjant x değeri kaçtır diye soruyor bize. Öncelikle sinüs kare x'i 1 eksi kosinüs kare diye yazdım. Bunu sildim tabii ki. Sonra bu ikisini sadeleştirdim. Buradan geriye 1 eksi kosinüs x kaldı. Sekantı da 1 bölü kosinüs olarak yazdım. Yani sol tarafta 1 eksi kosinüs x bölü kosinüs x kaldı. Eşittir dedim. Şimdi sağ tarafa bakıyorum. Tanjant kare x'i sinüsün karesi bölü kosinüsün karesi olarak yazdım. Eksi 2 sekantı da eksi 2 bölü kosinüs olarak yazıp burayı kosinüsle genişlettim. İkincinin paydasını kosinüsle genişlettim. Son durumda sinüsün karesi eksi 2 kosinüs bölü kosinüsün karesi oldu. Yani sin kare x eksi 2 kosinüs x bölü kos kare x oldu. Bu da. Daha sonra içler dışlar çarpımı yapıyorum. sinüs kare x çarpı kosinüs x eksi iki tane kos e, kare x eşittir. Bir eksi kosinüs x çarpı kos kare x oldu. Şimdi burada her tarafı kosinüsle sadeleştirebilirim. Kosinüse böldüm. Kosinüse böldüm. Karesi gitti. Kosinüse böldüm. Bunun karesi de gitti. Daha sonra sinüs kare x'i 1 eksi kos kare x olarak yazdım. Eksi 2 tane kosinüs x eşittir. Kosinüsü içeri dağıttım. Kosinüs x eksi kos kare x oldu. Şimdi artık düzenleme vakti geldi. Eksi cos kare x var. Eksi cos kare x var. Bunlar birbirini götürdü. Eksi 2 cos x'i karşıya attım. 1 eşittir. Bu tabi artı 2 cos x olarak geçti buraya. 3 tane kosinüs x oldu. Her tarafı 3'e böldüm. Kosinüs x buradan 1 bölü 3 geldi. Ama soru bize tanjant soruyor. Bu yüzden üçgen çiziyoruz. X açımız burada olsun. Kosinüsü yerine yerleştirelim. Komşusu 1'miş. Hipotenüs 3'müş. Dolayısıyla burası da 2 kök 2 olur. Pisagor'dan. Bize tarjan soruluyor. Karşısı 2 kök 2. Komşusu 1. Oranladığımızda cevap 2 kök 2. E şıkkı gelir. 29. soru. Dik koordinat düzleminde O merkezi yarı 1 bir birim olan çember x eşittir 2 doğrusu ve OCD ile OBA dik üçgenleri aşağıda gösterilmiştir. OBA üçgeninin çevresinin OCD üçgeninin çevresine oranının alfa türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada alfa açımızı Z kuralına şuraya taşıyalım. OAB üçgeninde de alfadan yararlanmak için. Şimdi uzunlukları bulalım. Birincisi OB uzunluğu B noktası x eşittir 2 noktası olduğundan dolayı şöyle 2 birimdir. OC uzunluğu bir birimdir. Burası sinüs alfa. Çünkü karşısı olduğu için komşusu da kosinüs alfadır. Yani burada ODC'nin çevresi çevre ODC üçgeni 1 artı sinüs alfa artı kosinüs alfa gelir. Şimdi OAB üçgenini inceleyelim birlikte alfa açısını buraya taşımıştık zaten z kuralından. Şimdi sinüs alfayı bulalım önce. Sinüs alfa dediğim ifade karşı bölü hipotenüstür. Karşısı 2 bölü hipotenüsü de OA. Buradan sinüs alfa ile OA'nın yerini değiştiriyorum. OA uzunluğu 2 bölü sinüs alfa oldu. Daha sonra AB uzunluğunu bulalım. AB uzunluğu da Şöyle yazalım. Önce kotanjant alfa nedir? Bunu gösterelim. Kotanjant alfa komşu bölü karşıdır. Komşusu AB bölü karşısı da 2. İçler dışlar yaptığımız zaman AB uzunluğu da 2 kotanjant alfa gelir. Burada üç kenarı da bulmuş olduk. Şimdi çevre hatta şu sola yazalım. Hepsi en solda dursun çevre OBA üçgeni eşittir dedim. Şimdi OB kenarı 2 birim artı e, OA kenarı 2 artı sinüs alfa birim artı AB kenarı da 2 kotanjant alfa ya da 2 kosinüs alfa bölü sinüs alfa birim toplamada kolaylık sağlaması için, işlem kolaylığı sağlaması için bu şekilde yazdım. Şimdi OBA'nın OCD üçgeninin çevresine oranı istiyor, istemiyordu bizden. Öncelikle pay kısmına bunu yazacağız. Burayı sinüs alfa ile genişlettim. 2 sinüs alfa artı 2 artı 2 kos alfa bölü sinüs alfa oldu. Bölü ODC üçgeninin çevresi de 1 artı sinüs alfa artı kosinüs alfa oldu. Şimdi bu ifadeyi şöyle yapalım. Biraz daha yakınlaşalım. Üst tarafı pay kısmını iki parantezine alıyorum. İki parantezine aldım. Sinüs alfa artı 1 artı kosinüs alfa geldi. Bölü payda da sinüs alfa var bölü 1 artı sinüs alfa artı kosinüs alfa var. Artık sadeleştirmelerimizi yapabiliriz. Bu ifadeyle bu ifade sadeleşti. Geriye 2 bölü sinüs alfa kaldı. 2 bölü sinüs alfa da 2 kosekant alfaya eşittir. Dolayısıyla cevabımız 2 kosekant alfadır. E şıkkı. 30. soru. X ve y pozitif gerçek sayılardır. Buna göre aşağıdaki eşitliklerden hangisi her zaman doğrudur diyor. Şimdi burada şöyle yapalım. Şıkları beraber inceleyelim. Eşittir 1 demiş, eşittir 1 demiş, eşittir 1 demiş, eşittir 1 demiş, eşittir 1 demiş. Ve her şekilde bir toplama işlemi geliyoruz. Burada dikkatinizi çektiyse sinüs alf, sinüs teta ve kosinüs teta var. E açıları da eşit. Yani açıları eşit sinüs ve kosinüsten biri nasıl elde edebiliriz? sin kare teta ile kos kare teta'yı toplayarak bir elde edebiliriz. Yani aslında şıklarda bu eşitliği hangisi sağlar bizden bunu bulmamız isteniyor. O yüzden ben direkt cevap şıkkından gideyim. Çünkü bu sorunun aslında net bir çözümü yok. Tek tek şıkları deneyeceğiz. Şimdi E şıkkını inceleyelim beraber. E üssü 2x diyor. X yerine de elen sin teta yazdım. Daha sonra bu 2'yi Buraya üst olarak yazıp buradan sildim. Ve E ile şuradaki sin teta'yı değiştirdim. Son durumda ne oldu burası? Sinüs teta üssü elen E'nin karesi oldu. E elen E zaten 1'dir. Dolayısıyla burası sin kare teta geldi. İkinci ifadeyi inceleyelim. E üssü 2'ye diyor Yani 2 çarpı elen cos teta Yine 2'yi üs olarak attım buraya. Buradan karaladım. Sonra kosinüs teta ile e'nin yerini değiştirdim. Kosinüs teta üssü elen e'nin karesi oldu. Elen e de 1 olduğu için buradan da kos kare teta geldi. Topladığımızda da cevap 1 geliyor. Bu eşitliği sağlıyor. Bu yüzden cevabımız e şıkkıdır. 31. soru. Denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Burada kosinüs 2x'ı açacağım. Tabi bunu neye göre açacağım? Elimde sin kare x olduğu için sinüslü açılımını kullanacağım. Kosinüs 2x'in sinüslü açılımı 1 eksi 2 çarpı sin kare x'tir. Şimdi bu ifadeyi düzenlediğimde sin kare x'ten eksi 2 sin kare x çıktı. 1 eksi sin kare x kaldı. 1 bölü 4'e eşitmiş. 1 eksi sin kare x yerine de sinüsün karesi ile kosinüsün karesinin toplamı 1 olduğu için kos kare x yazdım. Kos kare x 1 bölü 4'e eşitmiş. O zaman burada kosinüs x ya 1 bölü 2'dir ya da kosinüs x değeri eksi 1 bölü 2'dir. Bu değerleri sağlayan x açıları da 60 derece, 120 derece, 240 derece ve 300 derecedir. Topladığımızda 720 derece eder. 720 derecede radyan cinsinden 4 pi eşittir. Cevap E şıkkı. 32. soru. Şekil 1'de verilen ve yüzeyi ikizkenar yamuk biçiminde olan masalar dikdörtgen oluşturacak biçimde şekil 2'deki gibi birleştirilmiştir. İç bölgede kalan dikdörtgen dikdörtgenin kenar uzunlukları 14 birim ve 24 birimdir. Buna göre şekildeki yeşil renkli bölgenin alanı kaç birim karedir diyor soru. Şimdi burada şeklimize yaklaşalım. Şu kenara A buna B dersem yamuklar özdeş olduğu için A olur B olur ve burası da A olur. Son durumda hatta şöyle kenara yazalım. 3A artı 2B eşittir 24 oldu. Şimdi kısa kenara baktım. Burası A birim, B birim ve A birim. Buradan da 2A artı B eşittir 14 oldu. Burayı eksi 2 ile çarpıp topluyorum. Buradan eksi A eşittir. Eksi 4 geldi. A buradan 4 oldu. A yerine yazıyorum. Şurada yazdım. A yerine 4 yazınca 12 artı 2B eşittir 24 oldu. Dolayısıyla B de burada 6 geldi. Şimdi burada önemli olan şu şekildeki yeşil renkli bölgenin alanını bulmak. Burada tabii ki yamukların alanı ile uğraşmayacağız. Şu en dış çerçeveden içteki çerçevenin yani 24 çarpı 14'ün alanını çıkardığımızda geriye sadece o aradaki yeşil hat kalacak. Şimdi en dışarıdaki alanı bulalım. Burası A, B, A, B ve A. Yani burası toplam 26 birim. Kısa kenara baktım. 2 tane B var. Ee, bir tane A var. Dolayısıyla burası da 16 birim oldu. Yani ben 26 çarpı 16'dan 24 çarpı 14'e çıkardığımda geriye sadece yeşil renkli bölgenin alanı kalacak. Bu işlemin cevabı da 80'dir. Cevabımız değişik. Üçüncü soru. Dik koordinat düzleminde A noktasının B noktasının uzaklığı C noktasına uzaklığının yarısı kadardır. Yani biz şöyle diyebiliriz. Elimizde bir AB uzunluğu var. Bir de AC uzunluğu var. AB e, arası mesafe AC arası mesafenin yarısı kadarmış. Yani AB uzunluğunu 2 ile çarptığımızda AC'ye eşit oluyormuş. O zaman bunu formülle yazalım. 2 çarpı kökü açtım. Şimdi AB arası uzunluğu yazıyorum. 1'den 5 çıktı. Eksi 4'ün karesi ya da 4'ün karesi hiç fark etmez. Artı 2'den M çıktı. 2 eksi M'nin karesi. Eşittir dedim. AC arası mesafe kök içinde. 1 eksi M'nin karesi. E, artı. 2 eksi eksi 6'dan 8'in karesi oldu. Şimdi içeriği açalım. 16 artı 4 eksi 4 m artı m kare eşittir. Kök içinde 1 eksi 2 m artı m kare artı 64 oldu. Sonra bu 2'yi de içeriye atıp düzenlediğimde Şöyle biraz büyütelim. İçeri tabii çarpı 4 olarak geçecek buradaki 2. Hatta mavi yazalım hiç karışmasın. Kök içinde 80 eksi 16 m artı 4 m kare eşittir. Kök içinde 65 eksi 2 m artı m kare oldu. İkisi de kök içinde olduğu için artık kökleri kaldırabilirim. Şimdi burada düzenleyelim. Sol tarafın hepsini sağ tarafa atıyorum. 80'den 65 çıktı. 15. Eksi 16 m'nin üstüne artı 2 m geldi. Eksi 14 m. 4 m kareden m kare çıktı. Artı 3 m kare oldu. Soru bizden ne istiyor? M'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diye istiyor. Yani normal şartlarda kök içinde burası 0 olacağı için. Aslında biz direkt içeriği sıfıra eşitleyeceğiz. E böyle olunca da Değerler toplamı burada bizim kökler toplamımız oluyor. Kökler toplamında nasıl buluyorduk? Eksi B bölü A şeklinde buluyorduk. Eksi B'miz eksi 14'ün başına bir eksi yazınca artı 14 olur. Bölü A'mız da M karenin yani 3'tür. Cevabımız 14 bölü 3 A şıkkı. 34. soru. Eksi 1'e 0 noktasından geçen D1 doğrusu eğiminin M olduğu biliniyor. 3'e 0 noktasından geçen D2 doğrusu eğiminin de eksi M olduğu biliniyor. D1 ve D2 doğrularının kesim noktasından ve orijinden geçen doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi birincisi için konuşalım. Doğrunun eğimi M'ymiş. Yani ben buna G eşittir MX artı N desem basitçe ve eksi 1'e 0 noktasından geçiyorsa x yerine eksi 1 yazıp 0 diyelim. 0 eşittir eksi m artı n olur. Burada da eksi m'yi karşıya atınca m eşittir n gelir. Yani ben buradaki n yerine aslında m yazabilirim. O zaman benim d1 doğrumun denklemi mx artı m olur. Şimdi ikinciyi inceleyelim. 3'e 0 noktasından geçiyor ve eğimi de eksi m. O zaman bunun doğrusu da y eşittir. Eksi mx artı a olsun. Artı ne diyemeyiz. Çünkü aynı n noktasından geçmiyorlar. Geçiyorlarsa da şu anlık bilmiyoruz. Şimdi x yerine 3 yazdım. 0 eşitledim. 0 eşittir. Eksi 3m artı a oldu. Eksi 3m'yi karşıya attım. Buradan da 3m eşittir a geldi. Yani ben buradaki a yerine aslında 3m yazabiliyorum. O zaman D2 doğrumun denklemi de eksi mx artı 3m oldu. Şimdi soru bana diyor ki D1 ve D2 doğrularının kesin noktasından ve orijinden geçsin. O zaman önce bu ikisini birbirine eşitleyip kesim noktalarını bulalım. mx artı m eşittir eksi mx artı 3m oldu. Eksi mx'i bu tarafa attım. Artı m de diğer tarafa attım. 2mx eşittir. 3m'den m çıktı. 2m oldu. 2m'ler sadeleşti. Buradan x eşittir. 1 geldi. Şimdi x'i herhangi bir yerde yerine yazıp y'sini bulalım. y'si de mesela burada yerine yazalım. x yerine 1 yazdım. m artı m'den y de 2m geldi. Yani noktamın biri 1'e 2m noktası. Diğeri de orijin demişti zaten. Sıfıra 0, 0 noktası. Eğim bulmam isteniyor. Y'ler farkı böyle x'ler farkı yapıyorum. 2m bölü 1'den doğrumun eğimi 2m geliyor. Cevabımız e şıkkı. 35. soru. D1 ve D2 doğrularının o x eksenini kestikleri noktalar arası uzaklık kaç birimdir diyor. Şimdi D1 doğrusu için bize neler verilmiş? Eğimi 2'ymiş. O zaman buna ilk başta 2x artı n diyor. A 1'e 8 noktasından geçiyormuş. O zaman x yerine 1 yazdığımda yazalım. 2 artı n eşittir 8 oluyormuş. n'yi de buradan 6 buldum. O zaman benim d1 doğrumun eğimi 2x artı 6 geldi. Şimdi d2'ye bakalım. d2'nin eğimi de eksi 1'miş. O zaman burada önce eksi x artı a diyorum denklemine. Sonra bu da 1'e 8 noktasından geçiyormuş. 8 eşittir x yerine 1 yazdım. Eksi 1 artı a oldu. Eksi 1'i karşıya attım. A'sı da buradan 9 geldi. Şimdi D1 ve D2 doğrularının x eksenini kestikleri noktalar arası uzaklık diyor. x eksenini kestikleri noktaları bulmak için burada e, y yerine 0 vermem gerekiyor. 2x artı 6 eşittir 0 dedim. x buradan Eksi 3 geldi. Bu D1 doğrusu için. Şimdi de D2 için aynı işlemi yapalım. Burada A yerine 9 yazdım. 0 eşittir. Eksi X artı 9 oldu. X de burada 9 geldi. Bu da D2 için. D1 doğrusu 9 noktasında kesiyor. Pardon. D1 nokta, e, D1 doğrusu eksi 3 noktasında kesiyor. D2 doğrusu da 9 noktasında kesiyor. Aralarındaki uzaklık 12 birim. Cevabımız E şıkkı. 36. soru FA kaç santimetredir diyor. Şimdi öncelikle DA uzunluğu CB uzunluğunu eşit buraya 21 yazdım. Burada bir dik üçgen oluştu. 21 var 28 var. 21 3 çarpı 7'dir. 28 de 4 çarpı 7'dir. Yani aslında 3 4 5 üçgeninin kenarlarının 7 ile çarpılmış hali. Dolayısıyla OC de 5 çarpı 7'den 35 olacak. Şimdi benim daire bilimim o merkezli olduğu için OE uzunluğunun tamamını 75 buldum. O zaman buradaki OF'nin tamamı da 75 birim olur. Bu bir kenarda dursun. Daha sonra şöyle yapıyorum. Buradan bir çizgi çekeceğim. O'dan D'ye birleştiren bir çizgi olacak bu. Şöyle çektim çizgimi. Çizgimi çektiğim zaman şimdi buranın tamamı 75 olacak. Yani O'dan D'ye giden yer 75. Çünkü yarı çapı eşit oluyor. Burası 21 birim. Ve burayı da bilmiyorum. Yani OA uzunluğunu bilmiyorum. Şurayı silelim. Daha net gözüksün. Şimdi elimde bir üçgen var. Üçgeni kenarı çizdim. Burası 21 birim. Burası 75 birim. Bu 7 24 25 üçgenine benziyor. Çünkü burası 7 çarpı 3'tür. Burası da 25 çarpı 3'tür. O zaman bu kenarda 24 çarpı 3 olacak. Yani dolayısıyla şu yeşille çizdiğim AO uzunluğu hatta çizgiyle belirtelim daha belirgin olsun. Şu AO uzunluğu 72 birim olacak. Şimdi O'dan F'ye tamamı 75 birim olduğu için şurada küçük bir parça var. AF uzunluğu. Zaten soruda bizden buranın uzunluğunu istiyor. 75'e tamamlamak için buraya 3 birim kalır. Cevabımız 3. C şıkkı. 37. soru. A ile B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir diye soruyor bize. Şimdi bize demiş ki A, B, C, D, E noktaları düzgün bir beşgenin köşeleridir ve ipin uzunluğu 42 santimetredir. Bu noktalar beşgenin köşeleri ise biz de beşgeni oluşturalım. B'den C'yi birleştirdim. C'den D'ye birleştirdim. D'den E'ye birleştirdim. E'den A'ya birleştirdim ve son olarak da B'den A'ya birleştirdim. Daha sonra şu C'ye yakınlaşalım. Yakından inceleyelim. Şimdi düzgün beşgense burası 108 derece. Daha sonra her iki tarafa dik indiriyorum. Şöyle yapalım. Buradan bir dik indirdim. Buradan da aynı şekilde bir dik indirdim. Buralarda 90 derece. Buraların 90 derece olmasının bizim için ne önemi var? Şimdi hepsi için aynısını yaptığımızı düşünürseniz. Burası mesela x birimse burası da x birim oldu. Aynı şekilde yani hepsinde bu kenarla bu kenar birbirine eşit oluyor. Aslında bunu yapmamızdaki amaç şu. Çünkü bize ipin uzunluğunu vermiş 42 santimetre olarak. Yani bu beşgenin çevresini vermemiş. İpin uzunluğunda bu beşgenin kenarları var. Bir de üstüne işte şuradaki yaydan her çemberde 1 2 3 4 5 tane var. Şimdi bu yayın uzunluğunu bulmak bizim amacımız. 90 derece, 90 derece, 108 derece. O zaman buraya 72 derece kaldı. Şimdi bu yayın uzunluğunu bulalım birlikte. Bir kere bu yaydan 5 tane var. O yüzden 5 çarpı dedim. 2 çarpı P'yi soru 3 alın demiş mi? Demiş. 3 çarpı R'miz yarı çapımız 2 çarpı açı bölü 360 derece. Açımız 72 derece bölü 360. 72 ile 360'ı sadeleştiriyorum. 1 bölü 5 geliyor. Paydadaki 5 ile bu 5'i sadeleştirdim. 2 kere 3, 6, 6 kere 2, 12 Yani ipin toplam uzunluğunun 12 santimetresi bu kenardaki yaylar geri kalanında 5x'e eşit O zaman 42'den bulduğumuz yayların uzunluğu olan 12'yi çıkarınca geriye 5 tane x kalıyor 30 eşittir 5x x eşittir 6 geldi buradan Soru bizden A ile B noktaları arasındaki uzaklığı istiyor. E bu zaten x'e eşit. X'i de biz 6 bulduğumuz için cevabımız 6 oluyor. D şıkkı. 38. soru. Dik koordinat düzleminde bir P noktası var. Önce x ekseni boyunca negatif yönde 5 birim öteleniyor. Yani x'i önce m eksi 5 oldu. Y'si değişmedi. Sonra y'si de pozitif yönde 3 birim öteleniyor. O zaman n'si de şey y'si de n artı 3 oldu. Daha sonra da elde edilen nokta orijin etrafında saatin dönme yönünün tersine 90 derece döndürülüyor. Saatin dönme yönünün tersine 90 derece döndürmek demek x ile y'nin yerini değiştir y'yi de eksiyle çarp demek. Yani eksiyle çarptım y'yi eksi ne eksi 3 oldu bir de y yes, yerlerini değiştirdim. x'e de dokunmadım m eksi 5 olarak yazdım. Yeni elde ettiğim nokta m, y, n noktası diyor. Yani bu nokta m, y, n noktasıymış. O zaman x ve y'yi ayrı ayrı birbirine eşit diyor. Bu buna eşit, bu buna eşit dedim. Eksine, eksi ne? Eksi 3 eşittir. Ee, m geldi. M eksi 5 de eşittir. N geldi. Birinci de şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Eksi 3'ü sağ tarafa. M'yi sol tarafa atıyorum. Eksi ne? Eksi M eşittir. 3 geldi. Burada da N'yi sol tarafa 5'i sağ tarafa attım. 5 eşittir. M eksi N oldu. Yani eksi N artı M oldu. Taraf tarafa topladım. Eksi 2 N eşittir. 8 geldi. N buradan eksi 4 geldi. N'yi yerine yazdığımızda da M 1 geldi. Sonra bizden m bölü n oranını istiyor. m'miz 1, n'miz de eksi 4, 1 bölü eksi 4. Yani cevabımız eksi 1 bölü 4 oldu. A şıkkı. 39. soru. O merkezi çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi önce şekli bir inceleyelim. Doğrumuz var. 2x eksi 3y artı 10 eşittir 0. x ve y eksenini kestiği noktaları bulalım. y'ye 0 verince x'e eksi 5 geldi x'e 0 verince de y'si 10 bölü 3 geldi. Şimdi ben 10 noktasından bir dik buraya indiriyorum x eksenini bir dik de y eksenini indiriyorum. Şimdi burası a birim olursa burası da a birim olur. Burası da a birim olur. Dolayısıyla bu uzunluk 5 eksi a birim olur. Burada eğimden yararlanacağız. Çünkü Şuradan bulacağımız eğim doğrunun eğimine eşit olacak. Çünkü şu parça D doğrusunun bir parçası neticede. Doğrunun eğimini bulalım. Y yalnızken X'in katsayısı bizim eğimimiz oluyor. Şurada ufak bir işlem yapalım ama. 2X artı 10 eşittir 3Y oluyor. Y'yi yalnız bırakmak için her tarafı 3'e böldüm. Buradan bizim eğimimiz yani X'in katsayısı, 2 bölü 3 geldi. O zaman 2 bölü 3... Eşittir dedim. Burada dikey uzunluk a birim bölü yatay uzunluk da 5 eksi a birim. İçler dışlar yapıyorum. 3a eşittir 10 eksi 2a oldu. Eksi 2a'yı karşıya attım. 5a eşittir 10. A eşittir 2 oldu. Yani a 2 birimmiş. Şimdi a 2 birim olursa O noktasının koordinatları eksi 2, 2 iki olur. Aynı şekilde yarıçapın uzunluğu da 2 birim olur. O zaman çemberin denklemini yazalım. Bir kere eşittir 4 olacak. yarıçapın karesi 4 oldu. X'i eksi 2 olduğu için x artı 2'nin karesi artı y'si 2 olduğu için y eksi 2'nin karesi eşittir 4 dedim. Denklemi de buldum. Şıklara baktığımda cevabım A şıkkı. 40. soru. Buna göre geriye kalan cismin yüzey alanı kaç santimetre karedir diyor. Yarı çap 6 santimmiş, yükseklik 10 santimetreymiş. AOB 90 derece olacak şekilde şekildeki çeyrek silindir kesilip atılmış. Burada önce bütün yüzey alanını bulalım, yani silindir o çeyrek silindir kesilmeden önceki yüzey alanını bulalım. Daha sonra artı eksi hesabına girip kalan cismin yüzey alanını rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi önce silindir tek parça halinde tammış gibi işlem yapalım. Öncelikle yanal yüz alanını bulalım. 2 çarpı pi çarpı r'si yarıçapı 6 çarpı 10. Buradan 120 pi bunun yan alanı var. Üstte bir tane daire var. Altta bir tane daire var. O zaman iki tane pi çarpı r kareden bunların alanı var. Yarıçapları 6 karesini aldım 36. Yani toplam 72 pi de daire var. Şu an topladım. Yüzey alanı 192 pi. Şimdi 192 pi'yi yazdım. Bu 192 pi'den neler gitmiş? Birincisi burası 90 derece olduğu için şurada bir dairenin dörtte biri kadar hatta bir tane değil aşağıda var bir tane. iki tane yani bir tanesinin alanının dörtte biri kadar. E bir tanesinin alanı 36 pi'ydi. Dörtte biri 9 pi. 9 pi oldu. Yani 18 pi çeyrek dairenin alanını kaybetti. Başka bir de yanal alan kaybetti. Yanal alan 120 pi idi. Bunun yine 90 derece olduğu için açı dörtte birini kaybetti. O zaman 30 pi de buradan kaybetti. Toplam 48 pi bir kaybı var. O zaman 192 pi'den önce 48 pi'yi çıkarıyorum. 144 pi etti. Şimdi peki eklenen neresi var? Yani yüzey alanına eklenen neresi var? İçeride iki tane dikdörtgen var. Bunlar da yüzey alanı ne eklenenler. Kısa kenarı 6, uzun kenarı yüksekliğe eşit 11'im. Yani bir tanesinin alanı 62 tane olduğu için 120 de dikdörtgenlerden eklendi. Son durumda yüzey alanı 144 pi artı 120 oldu. Cevabımız E şıkkı.